Arkadaşlar Çanakkale Spikal'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bilgilendirici videoda karşınızdayım. Mera nasıl bulunur? Haritalar üzerinden Mera nasıl bulunur? Aklı konuyu işleyeceğiz. Daha önce de söz verdiğim gibi Instagram üzerinden. Leverek zamanında başladı zaten. Bayağı oldu, başladı hatta. Bu aralar tabii video gelmiyor bizden. Çünkü pazarlara gidiyoruz. Pazarlarda hava ya esmiyor ya çok fırtına oluyor. Gidemiyoruz. Onun için Levre'ye gidip balık tutamayanlar için şöyle bir önemli bir not söyleyeyim. Arkadaşlar bir pazar günü balığa gidip de levre tutmak çok zordur. Havası her zaman olmuyor. Pazarlara ya fırtına oluyor ya sakin oluyor. Tam havasında gidemediğim için tutamıyoruz. Ama yılmak yok. Önemli olan balık tutmak değil, balığa gidebilmektir benim için. Zaten gittiğiniz zaman da sık sık balık tutacağınızı göreceksiniz. Ben balık meralarını bu şekilde buluyorum. Size de bunu öneriyorum. Bakın hiç kimseye sormanız yok. Bize de çok sorular geliyor. Reis mera neresi? Mera neresi? Adam hiç merhaba demeden mera neresi diye direkt yazabiliyor. Çoğunuz da bu videoyu izleyen de yazmıştır. Yazmıyorsunuz abi artık. Kimseye ihtiyacınız yok. Artık teknoloji gelişti. Bakarak, haritayı açarak bakarak merayı bulabilirsiniz. Ben size bunu Google Earth üzerinden göstereceğim. Ama iPhone kullananlar Apple'ın haritaları çok güzel. Android kullananlar için de Google haritaları kesinlikle önermiyorum. Hiçbir şey göstermiyor. Yandex haritaları güzel. O da yoksa arsa parsel sorgu var. Onun haritaları da çok güzel. Onları kullanarak meranızı bulabilirsiniz. Şimdi hemen geçelim. İlk bulduğum 5 tane meramız var. 5 tane bulduğumuz meranın ilkinde. Bakın arkadaşlar kendi meranıza bunu uygulayın. Ben bu merayı kapattım. Yani bir şey yok. Bu Ege taraflarında bir yer. Hemen bunları da yarım saat içinde buldum yani. Yarım saat aradım. Neresi olabilirdi? Hızlı hızlı geçtim buldum. Siz de kendi bölgenizde açarak kıyı şeridini yavaş yavaş tarayarak bunu bulabilirsiniz. Burada koordinat yok. Neresi olduğunu göstermiyorum. Çünkü başkasının merası olabilir. Şimdi burada açık etmeyelim. Saygı gösterelim. Bakın bunu anlattıklarım kendiniz haritayı açın. Bu anlattığım şekilde bakın. Olan yerlere gidin. Ama havasında ve zamanında. Havası ve zamanı nedir onu da bahsedeyim. Havası benim havam 15 kilometre 30 kilometre esen rüzgarlar. Yani 15-30 kilometre esen rüzgarda ben levreye bakarım. Onun üstünde pek önermiyorum. Çok fırtına oluyor. Saatini yüzdüremiyorsunuz. Sakin havada da çok iyi olmuyor. Balık oluyor mu? Oluyor. Alır mısınız? Alırsınız. Ama ben size burada performansınızı yükseğe taşımak istiyorum. Yani nokta atışı gideceğiz. Nokta havasına nokta atışı gideceğiz gibi bir şey. Şimdi yazabilirsiniz yorumları. Ya o havayı nereden bulacağız? Denk gelmiyor. Sıkıntı orada çalıştığımız için. Hafta içi olsa yani çalışmasak herkes balık yakalayabilir. Ama siz bunu yazın, not alın. Ben ilk önce balığa gitmeden cuma günü havaya bakarım. Gidip de pazarsa bize çok soru soruyorlar. Bugün mesela pazartesi, pazar günü balığa geleceğiz, gelelim mi? Ya dostum dedim ya daha 6 gün var. Ben 6 günlük plan yapmam. Hava değişir. Cuma günü bakarsın, cumartesi akşamında bir daha bakarsın. Varsa havası giderim. Siz de aynı şekilde bunu yapmanıza özen gösterin. Çünkü artık maliyetler çok yüksek. Bir yerden bir yere gitmeniz bile, bizim bile en yakın gittiğimiz yer çok maliyetli olmaya başladığından böyle havaları tercih ederseniz siz de avdan zevk alırsınız ve balık da yakalarsınız. Biz de mutlu oluruz. Şimdi bakalım. Bakın kıyı şeridini görüyorsunuz. Bak dökme taşlık dediğimiz yer. Size sorduğunuz sorularda herkes dökme taşlıkça yazacak değil mi? Alın bak dökme taşlık bu. Bakın içeride de taşlarımız var, setlerimiz var. Bakın kıyı şeridimiz gayet uzun, büyük. Bakın burnuna bak, setlere bakın. Şimdi burada 15-20 kilometre tatlı esen bir havada buraları köpük köpük olacak. Ve bu setlerin arkasında balık. Levrek balığı kovalarak avlanmaz. Daha çok yosun içinde yatar, kayanın altına girer. Orada kurt yer, ufak balıkları yer. Biliyorsunuz zaten yutarak avlandığı için. Ondan sonra kum yengeçlerini yer. Kum yengeçlerine bayılır. Hep tuttuğum balıkların içinde kum yengeci vardı mesela. Ufak yengeçler onları yiyerek beslenir. Bakın buralar aklınıza yazın. Kendi meranızda böyle kıyı şeridini tarayın. Bakın buraları komple mera. Gördüğünüz gibi bakın setlere bakın. Bakın setlere bak şuradaki setlere. Bakın bunlar hep balık merası. Bak şurada mendirek var. Mendireğin etrafı da çok güzel. Burası da çok güzel. Gidelim şurada bakın liman vardı. Bakın buraları çok güzel mera ve uzun bir mera. Benim en sevdiğim mera. Yani böyle kısa meralar da var mesela. Bu kadarlık alan balığın olabileceğini tahmin ettiğim yer. Ama ben böyle bir meraya gitmiyorum. Neden? Pazarımız var böyle gezelim edelim. Biraz zaman geçirelim dediğim için böyle uzun meralar arıyorum. Burası çok güzel bir mera. Bakın. Buralar hep meralar. Bakın şurada da liman var. Limanın içi de güzel. Dışı da güzel. Liman içi balıkları biraz zor avlanır yalnız. Onu da söyleyeyim. Çünkü yem bol olduğundan sizin saatinize pek bakmayacak. Onun için silikon karides, silikonlar. Canlı bırakabilirsiniz. Su üstü. Ama ben dalarlı saateler önermiyorum. Yanlarında yüzerler. Çünkü bunun kefaller arasında levrekler de vardır burada. Çok canlı yem var. Hayvanın önünde çeşit çok. Yani sizin o saatte yeminize bakmaz. Onun için su üstünü avlarda su üstü çünkü aksiyonundan dolayı cezbedici olduğu için su üstü yapabilirsiniz. Silikon karides kullanabilirsiniz.
Şimdi arkadaşlar, şimdi diğer meramıza geçelim. Hemen oradan da bahsederek hızlı bir şekilde anlatana gidelim. Şimdi hemen diğer merama geçiyorum. Bulduğum diğer meramız burası. Gördüğünüz üzere bakın, buralar eriştelik alanları var. İskeleler var, iskelenin üstü yapar. Burası küçük bir mera. Ben size erişteliği de göstermek için aldım bu merayı. Balık biliyorsunuz erişte, bak yosunla erişteyi karıştırmayın. Erişteler uzun uzun saçaklı oluyor ya. Daha çok fırtınalarda kıyıya vururlar. Böyle öbek oluşturulurlar. Onların olduğu önleri, işte onların içinde levrek yatar. Yatar bekler. Onlara da dikkat edin. Hemen diğer bir merama geçeyim. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bir meramız da çay ağzı meramızdı. Çay ağzının örnek bir meramız da var. Evet arkadaşlar, çay ağzının örnek meramız da burası. Gördüğünüz üzerine bakın, çay ağzı ve sığ dip yapısını görüyorsunuz şöyle. Bakın burası da banko levrek merasıdır. Yani şöyle bir bankodan bahsediyorum. Gidin balık yakalayın diye değil. Yani balığın dönemlere var. Mesela bizim burada Eylül ayında, Ağustos sonunda başlar. Bu aylara, Şubat, Mart'a kadar devam eder. Ama bazen gecikebilir, bazen daha erken de olabilir. Bunu nereden biliyoruz? Balıklar Ağustos geldiğinde gelmiyorlar. Sıcaklığına bağlı olarak geliyorlar. Onun için birkaç ay ötelenir. Zamanında gelir. O artık takip ve balığa gitmekle alakalı. Balık tutmak istiyorsanız balığa gitmekle direkt orantılıdır. Çok videolarımıza yorum geliyor. Bu mera neresi diyor arkadaşlar. Mesela bir meramız vardı bizim, balık avlandı. O merada kaç tane balık var? 6-7 tane balık var. Biz ondan sonra o meraya gitmediğimizi mi zannediyorsunuz? Kaç kere gittik? Ama havasını denk getiremedik ama gene gittik. Var mı yok mu? Ama sakin havada gittik, gene gittik. Arkadaşlar o balık orada kalmıyor. Öyle olsaydı işi gücü bırakır balıkçılık yapardık. Balık da geziyor. Bir merada olan balık ertesi sene yok. 3 sene yok. Yani onun için meraları deneye deneye buluyorsunuz. Zaten levrek balığını bulursanız yerden, şu merada buldunuz, bu havada merayı buldunuz değil mi? Burada yakaladınız balığı iyi. O havada, o dönem oraya gidin, balık mutlaka alırsınız. O balık oradadır artık. Yani ilk önce balığı bulmanız lazım. Görüyorsunuz bakın, bu çay ağzından mükemmel bir çay ağzını örnek. Hemen diğer bir meramıza geçelim. Arkadaşlar diğer bir potansiyelim meramız yine kayalık, yökme taşlı dönü eriştelik yosunluk yer. Gördüğünüz üzere bakın, kayaların olduğu yerler. Şimdi buradan böyle rüzgar geldiği zaman buraları köpük köpük içeri doğru yapacak. Balık da bunların köpüklerinin arkasında bekleyecek. Gördüğünüz üzere bakın, buraları denemek artık. Burası da küçük bir mera. Bundan sonrası bakın derinleşiyor artık buralarda. Her yosun gördüğünüzde, yosun değil de derinliktir. Yani bu koyuluk gördüğünüz zaman derinlik mesela. Burada hemen derinleşiyor. Şu orijik merasına daha uygun bir mera haline döndü. Ya biz buraya nasıl gideceğiz diye de var. Bazılarının yol sıkıntısı da var. Bakın buraya yol gelmiş. Buradan da böyle bir patika aşağı inmiş. Bakın burası banko balık merası zaten. Burada birisi balığa geliyormuş daha öncelik. Patik oluşturmuş. Bakın bu da çok önemli bir tüyodur. Bakın gelmiş buradan. Buradan patikadan. Buraya denize neden iyisin? Değil mi? Denize ne işi var? Patika. Direkt bak burada patika var. Haritadan belli oluyor. Burası şorejik merası. Büyük ihtimal güzel bir şorejik merasıdır. Hemen vakit kaybetmeden diğer merama geçiyorum. Son iki meram kaldı. Bu meralarda daha iyi anlayacaksınız tam olarak ne demek istediğimi. En sevdiğim mera örneği budur. Evet, geldi şimdi meramıza. Meramız bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın, bu harita çekilirken, fotoğraf çekilirken uydu fotoğrafı, bak buradaki üstteki farklı zamanda çekilmiş, buradaki farklı zamanda çekilmiş. Tam da rüzgar varmış çekilirken. Bakın setleri görüyorsunuz değil mi? Bak şurada bir set var. Kayalık alan var. Şurada köpük köpük. Bak buralar hep set. Bak şuralar hep set. Bak burası %99 balık merası. Yani buraya gidip de balık alamamak imkanı yok. Öyle söyleyeyim. Tabii havasında ve zamanında. Hep her zaman ondan bahsediyorum. Bak farkındasınız. Havasında ve zamanında. Bakın seti görüyorsunuz değil mi? Bakın setlere bak, suyu içinde. Bunlar hepsi set. Kayalık alanlar set oluşturmuş. Bunların üstüne çıkıp setlerin gerisinden üstüne çıkıp kıyı şeridini tarayıp, ben ilk önce şu kıyıdan atarım. Çok sığ değilse kıyıdan atarım. Sağa atarım, sola atarım, önüme atarım. Birkaç kere atarım, ondan sonra sete doğru yavaş yavaş yürüyorum. Setin arkasına atarım. Direkt lambur lumbur setin üstüne çıkmam. Siz de bunu tavsiye ederim. Görüyorsunuz setleri. Diğer bir hemen meramıza geçelim. Arkadaşlar diğer merada geldik. Görüyorsunuz bakın, burada da aynı şekilde rüzgarda alınmış. Az bir rüzgarda alınmış. Bakın şurada köprü görüyorsunuz. Bakın buralara çok güzel meralar. Şimdi size şundan da bahsetmek isterim. Şimdi arkadaşlar bakın, ben buradan başlarım balığa. Burası kısa bir mera gördüğüm kadarıyla. Buralarda da atabilirsiniz. Mesela gelin buradan başladınız. Bakın burun burası değil mi? Büyük bir burun. Ben buradan başladım atmaya. Atarım burada 15-20 dakika takılır. Hemen at çek yapmam gitmem. Bu koydan ata ata yürürüm. Ata ata yürürüm. Bak burası koyun üstüne çıktı değil mi? Buradan da uzun süre atarım. Buradan da uzun süre atarım. Bak buradan da atarım. Bu sette daha çok uzun süre atarım. Yani mesela bakın şurada daha iyi anlayacaksınız. Burası dümdüz bir yer gözüküyor. Ama bak şurada iki tane burun var. Bunlar da benim için burun. Bak, bu büyük burun tamam ama bunlar da burun olduğu için buralarda daha fazla atarım. Yani buralarda daha fazla takılmanın sizin avantajınız. Çünkü
Balık sizi orada beklemiyor. Levrek balığı meraklı bir balık olduğu için su üstünde aksiyonuna, saatlerine, sesine dikkatini çeker gelir. Buralarda biraz daha fazla takılmanızı öneririm. Şimdi gelelim rüzgar. Rüzgar hangi rüzgarda nereden atacağız? Rüzgar çok önemli. Şimdi hemen bir ada bulayım. Bir adaya gidelim. Böyle hatta Yunan adalarına gelelim. Daha iyi olsun diye. Evet arkadaşlar, şimdi bir Yunan adasına geldim. Burası üst taraf kuzey, alt taraf güney. Şimdi böyle bir yerdesiniz. Kuzeyli rüzgar esiyor karşıdan. 20 kilometre esen bir rüzgarsınız. Direkt buralara git. Karşısına. Her zaman dik. Hangi havada nereden atmayacağınızı da söyleyeyim. Mesela şuradasınız. Buradan hava yapacaksınız. Güzelim beri hatta burası da. Yunan adasıymış. Böyle rüzgar gelen, bakın yandan. Şöyle biraz daha çevireyim. Böyle rüzgar açısı, yani şuradan sağdan sola gelen rüzgar açısından, direkt kıyıya yan gelen rüzgar açısından bu mere denemeyin. Çünkü attığınız zaman misiniz pot yapacağı için, böyle açılacağı açısı olduğunu, aksiyonu düzgün veremeyeceksiniz, su üstünden uçarak gidecek. Normal havalardan bahsediyorum, yani istediğim havalardan, 25-30 km esen bir havadan. Bir direkt karşıdan ve şuralardan, bir sağ bir sol olabilir. Böyle yandan esen, kıyıya yanından esen havayı ben hiç sevmem, hiç de gitmem. Direkt şöyle esen, dik esen ya da sol çaprazda esen havadan gidelim. Lodos'ta kendinize göre uyarlayın. Poyraz alanlara farklıdır, Lodos alanlara farklıdır. Mesela Marmara'nın Tekirdağ tarafları Lodos alanlaralardır. Lodos'ta oralara bakılır. Tam karşı tarafları Poyraz alanlaralardır. Poyraz'da oralara bakılır. Mesela bizim buralara hep Poyraz'a bak, kuzeyli havalar isteyen havalarda biz gideriz. Lodos'ta isteyen havalarda da meralarımız var ama Lodos çok pislik getirdiği için ben Lodos'ta daha çok lüfer tercih ediyorum. Videolarımızı bu şekildeydi. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aklınıza takılan bir soru varsa da yorumlarda cevaplamaktan zevk duyarız. Ama videomu kapatmadan önce size rüzgarın daha net anlaşılması için bir video göstermek istiyorum. Şöyle geldim. Bu benim kendim harita üzerinden bulduğum meralardan bir tanesi. Bakın denizi görüyorsunuz. Dalgaları görüyorsunuz. Çok yüksek değil. Çok fırtına yok. Bakın ne kadar kırılıyor. Bak ne kadar güzel kırılan dalgalar. Ve burada bayağı adetli balık alındığı bir mera. Deniz bu şekilde olduğu zaman ve zamanında ve dönemindeyseniz balık alırsınız. Gördüğünüz üzere deniz, köpükler, dalgalar çok yüksek değil, fırtına yok ya da çok küçük liman değil. Böyle havaları kollayın, balığı alın. Son kez şundan da bahsetmek istiyorum size. Balığa yakalamanız, balığa gitmenize doğru orantılıdır. Ne kadar çok giderseniz o kadar oranınız artar. Haftada bir balıkçılık la balık yakalamak çok zordur. Yakalayabilirsiniz, tabii yakalayabilirsiniz ama çok zordur. Onun için çoğu ava giden Instagram'dan görüyorsunuz, Facebook'tan görüyorsunuz, YouTube'dan görüyorsunuz. Onlar haftanın hemen hemen 7 günü balığa giden insanlar. Onlar yakalaması kadar doğal bir şey yok. Siz onları görüp diyorsunuz ben neden yakalayamıyorum? Siz haftada 1 ayda 4 kere balığa gidiyorsunuz. Adam ayda 25 kere balığa gidiyor. Fark buradan ne kadar çok giderseniz oranınız o kadar çok artar. Ama dediğim şeyleri dinlerseniz az gitmekle, öz gitmekle de güzel balık yakalarsınız. Az giderseniz, öz gidersiniz, güzel balık yakalarsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çanakkale Spin'de kalın, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Aklınıza soru varsa yorumlara bekliyorum. Görüşürüz.